Evet, merhabalar. Şu an Şirin Evler'deyim. Bir video çekmek istedim. Aynı zamanda da gece için kameraya ufak tefek ayarlar yaptım. Şu an sesim evet alıyor gibi gözüküyor. Aynı zamanda da Şirin Evler'in videosunu çekeceğim. Biraz da konuşuruz. Hadi çekmeye başlayayım. Evet, burada ufak tefek tadilat yapıyorlar. Böyle yol yapımı yıkmışlar her yeri. Hafif böyle sallantılar oluyor gibi hissediyorum kamerada ama bilmiyorum. Ve bu arada da yağmur çilmeye başladı ya, bizdeki şansa bak. Güzel pastalar varmış burada bak. Evet, burada da yol çalışmaları devam ediyor. Böyle yukarıdan araçlar geliyor. Böyle aşağı doğru devam ediyorlar. Kokoreç, midye. Geceliğin eve gitmeden önce yemek yenilecek ortamlar. Şirinelerin eskiden bu bölgesinde, daha doğrusu bu caddede gece pazarı kuruluyordu. Gece 2'ye 3'e kadar, hatta 4'e kadar falan böyle yemedir, içmedir, işte kıyafet falan böyle. Her türlü şey vardı. Tabii daha sonra belediye bunu kaldırdı. Yazık etti ya. Güzeldi yani, geceliğin karnımız acıktığı zaman çıkıp gelip bir şeyler yiyebiliyorduk burada. Güzel oluyordu. Evet. Şimdi biraz sonra Şirin Evler meydana doğru gidiyoruz. Çok uzun bir cadde değil. Şirin Evler meydan E5 tarafında şeyle, işte Ataköy'le karşı karşıya olan kısım. İşte metrobüsün falan geçtiği, metronun geçtiği böyle çok kalabalık olan bir bölge. Burada da böyle ara caddeleri falan görüyoruz. Böyle güzel güzel ara caddeler var. Umarım kameranın bu sefer ayarını yapmışımdır. Böyle titreme mitreme olmaz. Yani şu an gözükmüyor hiçbir titreme ama. Nedense bilgisayara attığım zaman veya görüntüyü 4K çıkarttığım zaman böyle bir titreme başlıyor. Anlayamadım ya. Burası da meydan işte Şirin Evler'in. Burada tabii inşaat falan var. Tabii belediye seçimleri gelmeden önce belediyenin biraz çalışması lazım değil mi? Böyle meydan burası. Halk yerime dönmüş burası. İflas mı ediyor her yer, ne yapıyor anlamadım ki arkadaş. Evet, şuraya da biraz gidelim. Birazcık da bu tarafta doğru yürüyelim. Evet, burada da güzel böyle restoranlar, bilmem neler, kafeler falan filan var. Tabii alışveriş merkezleri, alışveriş yerleri. Burger yesek. Bu burger yiyelim mi, yesek mi, yedik mi, yiyoruz mu? Bunun serileri açıldı. Her yerde böyle
Evet, dün mesela burayı çektim ama yine patlıyor ışık ya. Burası çok aydınlık ya. Yani aslında neyse dur bakalım. Eve gidince öğreneceğiz. Görüntüler güzel mi değil mi? Ona göre koyacağım çünkü. Dün çektim aynısını. Yalnız ya bildiğin görüntü o kadar kötü çıkmış ki ya. Ayarını yapamamışım. Böyle apaydınlık bir dükkan. Bu dükkan ne güzel. Evet, burada maydanoz neler var? Aynısı şeyde de vardı, Mudanya'da da vardı. Bak bak, otomatikman kesiyorlar. Makineyle kesiyorlar. Evet, bak görüntüler çok güzel görünüyor şimdi. Ama eve gittiğim zaman inşallah bozulmazlar. Buranın nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Yani. Şuradan şöyle geri dönelim. Bak PC'lere aslan parçası, yemin ediyorum, şuna bak. Oğlum. Tamam, yok bir şey. Seviyorum seni. Korkma oğlum. Niye korkuyorsun? Bak gel. Niye korkuyorsunuz siz? Bu kadar vahşi misiniz? Tüh. Neyse, çektik birazcık. Oğlan korkayım mı korkmayayım mı arada kaldı böyle yani. Dövebilirim de seni, kaçabilirim de. Ya dövüş ya kaç mantığına gidiyor direkt. Evet, burada geceliğim bile simit var bakın. Simit arıyor. Yani Türkiye'de her şey böyle ya. Gerçi 7-20'de bir şeyler bulabiliyorsun ya. O açıdan güzel. Kafeteryalar, nargileler, uçuyor her şey. İnsanlar ellerindeki son paralarla bile bir şeyler yapmanın derdinde artık yani. Cüzdanlar, cüzdanları falan ama tabi gerçek orijinal değiller. Şuradan merdivenlerden yürüyelim ya. Kaymayalım şimdi oradan. Kofi. Şuradan şöyle size şeyi de göstereyim. Bu yan yolda otobüs duraklarının falan olduğu yeri, Şirin Evler'de. Bakın. Şurası metrobüs. Burası metro. Oo,
aydınlatmış burası da. Burada işte taksilerin, sarı taksilerin falan kalktığı yerler. Bildiğim kadarıyla İstanbul Havalimanı için Havaş'ın falan da kalktığı yer burası. Böyle. American Time Dil Okulları. Şöyle. Yürüyen merdivene bindik. Yürüsün biraz. Size şimdi biraz da bir şey göstereyim. Böyle E5. Bu taraf Avcılar Beylikdüzü tarafına gidiyor. İşte eski, daha doğrusu hala Atatürk Havalimanı'nın olduğu yer. Şu karşıda görmüş olduğunuz karanlık binalar Ataköy. İşte kısım kısım bunlar. Ataköy 1. 2. 3. 5. kısım diye böyle devam ediyor oralara. Size bir de E5'i. Gelelim İstanbul'un en güzel ulaşım aracına. Bu metrobüs arkadaşlar. Şu yol metrobüs hattı. Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar giden bir hat burası. Yani İstanbul'un bir ucundan bir ucuna hem en hızlı hem en uyguna seyahat edebileceğiniz araç bu. İstanbul'a geldiğimde keşfettiğim ilk şey buydu zaten benim ya. Metrobüs. Beşiktaş'a gidiyordum işte o zamanlar oyunculuk eğitimi almaya. Mecburen buradan çıkıyordum. Kardeşimin yanında kalıyordum o zamanlar. Bakırköy'den Zincirlikuyu'ya, Zincirlikuyu'dan da Dolmuş'ta Beşiktaş'a iniyordum. Orada işte eğitim olurdu, oyunculuk eğitimi. Yani diyeceğim şu ki görmüş olduğum, tanımış olduğum en güzel şey İstanbul'da buydu. Ve hala da seyahatlerimi metrobüste yapıyorum. Şu yandaki de metro. Metroda ne derler? Neydi oranın adı ya? Sirkeci. Sirkeci'ye işte Esenler Otogarı'na gitmek istiyorsanız bununla seyahat edeceksiniz. Şimdi ufak bir mikrofon ayarı deniyorum yine. Vericinin ayarı. +3 yapmışız. Onu biraz eksiltelim. Çünkü çok ses patlaması oluyor. -3 yaptık. Bakalım. İnşallah güzeldir. Bilmiyorum sesim niye böyle patlıyormuş gibi çıkıyor. Çözemedim. Yani kamerada böyle ses patlama efektleri de gidiyor böyle. Daha doğrusu mikrofon işareti. Öyle yani işte. Bakayım böyle buradan. Evet şu an çok fazla gürültü var belli. Öbür türlü yaptığım zaman da bu sefer şey yapıyor yani benim sesimi hiç almıyor. Onu da öğreneceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş her şeyi öğrenmeye çalışıyorum işte. Ben de sonuç itibariyle profesyonel değilim bu konularda. İşte ilk defa hayatımda action kamerası aldım. Ya şöyle daha güzel ışığınız. İşte ne bileyim mikrofon falan aldım. Dün de bu arada kulaklık demişim buna. Şurada mikrofon. Şurada bilmiyorum görüyor musunuz? Elimin orada yani. Öyle işte.
çözüyoruz. Yavaş yavaş her videoda adım adım daha iyi olmaya çalışıyorum. E5 ne güzel ya. Aslında oturup şunu izleyeceksin ya bütün gün böyle. Arabaları sayacaksın. Gel sizi biraz da şeye götüreyim. Bu Ataköy kısmına. Ataköy kısmı biraz şey ya, böyle nasıl söyleyeyim, sessizliğin, sakinliğin olduğu bir yer burası. Ya şu tarafta mesela metrekare başına 10 kişi düşüyorsa burada kilometreye belki 10 kişi düşüyordur. Kilometrekare başına çok sessiz, sakin. Bazen böyle canım sıkıldığı zaman yürüyüşe çıkıyorum. Şurada iki tur atıyorum, yemin ediyorum var ya, böyle kendime geliyorum ya. Dinginliğe ulaşıyorum. Ay ay ay. Burası işte şey, Ataköy istasyonu, metronun. Dediğim gibi eğer Yeni Kapı'ya falan gitmek istiyorsanız, Kirazlı, Yeni Kapı, Esenler, buradan biniyorsunuz. Tek vesaitle o işlemi halledebiliyorsunuz. Neyse, Ataköy bu taraf. Bakayım bir hemen. Evet, kameradan da görüyorum. Bak, insan sayısı düştü ya. Evet. Şurada, evet, burası bayağı karanlıklaştı. Kamera da artık çok fazla almıyor görüntüleri. Evet. Aslında şey, ışık var da tabii burası daha böyle ağaçlık falan olduğu için. Baksanıza hep böyle işte site içindeki gibi evler. Tel örgüler falan böyle. İşte şifreli anahtarlarla falan giriyorsunuz. Ya bence çok güzel bir yer. Ben hani burada oturmak ister miydin? Evet, isterdim. İnşallah bir gün Allah nasip eder buradan bir ev alırız. As. Evet, buranın da aslında öyle yürünecek yürüme yolları var ya. Burayı gündüz çekerim bir gün. Vallahi bak. Burada kolej var. Şurası kolej. Tabii geceliğin olduğu için çok fazla bir şey görünmüyor ama. Evet, ayımız da orada. Böyle. Yani işte burası böyle. Şimdi geri gidelim. Kalabalığa doğru. Birazcık da kendimizi çekelim. Şu an yürüyenlerde öyle bildim. Yürüye yürüye gidiyoruz. Evet. Lütfen oğlumu karanlıkta bırakmayın.
Şöyle birazcık daha yavaş çekelim. Evet arkadaşlar, bu taraf, ooo motora bak. Bu taraf şeye gidiyor işte, Boğaz'a doğru gidiyor. Şey, Zincirlikuyu. Ondan sonra Mecidiyeköy falan hep bu tarafta. Tam arka tarafta şurası da şey Beylikdüzü ile Avcılar tarafına gidiyor. Sis oldu birazcık. Hani sabah çok güzel de yağmur yağacak ya. Neyse. Şimdi bir de tam tersi yöne gidelim. Evet, herhangi bir patlama falan yok görüntüde. Böyle çok büyük kırılmalar da yok gibi görünüyor. Hemen bakıyorum. Evet, arabalar geldiği için aynı zamanda. Karşıdan karşıya geçerken dikkatli oluyoruz. Yoksa arabalar bize vuruyor. Evet, çok aydınlık olduğu zaman bu ayarda bir patlama oluyor. O yüzden çok aydınlık yerlerde gündüz ayarıyla çekmek. Böyle daha loş olan yerlerde de bu yaptığım ayarla muhtemelen çekmek lazım. Umarım titreşimi çok fazla algılamıyordur ya kamera. Evet, yukarıda öyle kafeteryalar falan var, simit tadında falan filan eğlence yerleri, yemek, restoran, kafe, hepsi var.
söyle, ne olursun bana bir sarı ver. Evet, burada kokoreççiler var, dönerciler, Hatay usulü. Burası da 2. caddesi, işte Şirin Evler'in arka caddesi. İşte buradan da dolmuşlar kalkıyor içerilere doğru. Tabii artık her yer kapanmak üzere. Anam Kitty. Ne yapıyorsun kızım? Pis 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 pis. Gel. Martı sen Eloğlu açılış yaparsın. Bak bak ne güzel sevdiriyor kendini bak. Tüyüma. Hamile misin kız sen? Tabii ben arkadaşım var. Ona bir soracağım. Bizimkide. Ha, hamile misin? Bebiş mi var sende? Neyse hadi gidiyorum ben, bye bye. Evet, ikinci cadde de yenilenmeye başladı. Buradaki binalar eskiydi. Yıkılanlar var, yeniden yapılanlar var. Evet, ikinci sokakta böyle işte. Burada bir park yapmışlar. Fetih Parkı'ymış bu. Yani burası şu anda biraz daha sakin. Tabii gün içerisinde biraz fazla araba olduğu için daha yoğun oluyor oraları. İşte burada da böyle restoranlar var. Et restoranları, kasap konseptli et restoranları falan filan. Ama size şurada ileride bir tane burgerci tavsiye edeceğim. Valla benim bugüne kadar hani fiyat performans açısından yediğim en güzel hamburger diyebilirim. Yani verdiğim paraya göre yediğin hamburgerin kalitesinden bahsediyorum. Çok güzel. Dükkanın ismi Burger Yiyelim. Harbi güzel. Tabii burada karşı tarafa işte et yiyelim falan diye şeylerini de açmışlar. Bunlar da buranın kasaplarından bir tanesi. İşte kasap konseptli işte bu kasap herhalde. Et yiyelim, burger yiyelim falan tarzında. Ya şu köşedeki dükkandan bahsediyorum. Yani bir kere deneyin yani, verdiğiniz paraya göre yediğiniz hamburgerin kalitesini görün. Bence güzel. Aynen burası işte, burger yedim. Şu dükkan. Ya bunun birkaç tane tabii şubesi var artık. Beyoğlu'nda, Meyoğlu'nda falan. Taksim'de de var, gördüm. Şubeleri. Yani yenilir mi? Evet. Bence yenilir. Hak ediyor yani aldığı parayı, öyle söyleyeyim en azından. Sadece isim diye böyle ismi olan bazı yerlerin yaptığı hamburgerler gibi değil yani. Adamlar gerçekten güzel hamburger yapıyor. Neyse burası da işte Şirin Evler ikinci caddenin sonlarına doğru. Zaten biraz sonra burada kapatırım ben muhtemelen.
Bu kadar uzun süre yeter. Çok çektik zaten. Evet, burada da bir park var. Burada eskiden belediye burada değildi ya. Burada emniyet mi bir şey vardı şurada bir yerde. Yıkıldı. Sonra işte böyle park yapıldı şurası. Güzel de oldu. Yani böyle bir cadde işte burası. Dostlar, ben kapatıyorum. İzlediğiniz için, eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize çok 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 teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın. Abonelikler bedava YouTube'da. Para vermiyorsunuz. Alt tarafı bir düğmeye basıyorsunuz. Ne bileyim işte, yorum yapın. Bir şeyler yazın. Soru sormak istediğiniz, İstanbul'da şu an için en azından gidip size göstermemi istediğiniz yerler falan varsa yazın bunları bana. Bir like'ınızı da alırım yani, bir beğeninizi. Neyse, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz.